Efendim Ender'in sohbetlerine hoş geldiniz. Aralık ayı Mevlana ve Mehmet Akif Ersoy ayı aynı zamanda. Ortasında Mevlana'yı anıyoruz. Sonuna doğru da Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz. Geçtiğimiz hafta Mevlana'yı andık. Bu hafta ise Mehmet Akif Ersoy'u anacağız. Şimdi akıllara şöyle bir soru gelebilir. Mehmet Akif Ersoy hakkında söylenmedik ne kaldı ki? Yeni bir program yapıyorsunuz. Acaba bu programda neler söyleyecekler? Daha öncekilerden farklı olarak. Biz de doğrusunu söylemek gerekirse bu programı hazırlarken, düşünürken daha önce konuşulmamış, bilim ve kamuoyunda yeterince bilinmeyen Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir konuyu konuşmak istedik. Ve bu konuyu konuşmak üzere de iki değerli misafirimiz var. Konumuz Mehmet Akif Ersoy Vakfı. Mehmet Akif Ersoy'u araştırmak, incelemek, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili her şeyi bir araya getirmek, bir müzesini açmak ve onunla ilgili araştırmaları desteklemek üzere kurulan Mehmet Akif Ersoy Vakfı'nı ve bu vakıf faaliyetleri altında Mehmet Akif Ersoy için yapılan çalışmaları sizlere tanıtmaya çalışacağız. Konuğumuz Mehmet Akif Ersoy Vakfı Başkanı Mehmet Ruyan Soydan Bey ve yine vakfın sekreteri, aynı zamanda araştırmacı yazar, Yeni Türk Edebiyatı araştırmacısı aynı zamanda İbrahim Öztürkçü. Efendim hoş geldiniz, hoş şeref bulduk, verdiniz. Şeref. Evet, Mehmet Akif Ersoy Vakfı dedik. Aslında vakfınızı bilenler var ama ben sanki ülke çapında çok bilinen, çok tanınan Mehmet Akif Ersoy deyince akla ilk gelen bir vakıf isim değil gibi ben de böyle bir kanaat oldu. Üstelik birçok yayınınız olmasına karşın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmaları olan akademisyenler, Mehmet Akif Ersoy'u çalışan araştırmacılar, kitaplarınız, yayınlamış olduğunuz çalışmalar münasebetiyle vakfınızın varlığından haberdar ama genel kamuoyu pek fazla bilmiyor sanki. Ben mi, acaba bilmeyen ben miyim? Yoksa hakikaten böyle bu düşüncemde haksız sayılmam mı? Yok, doğru söylüyorsunuz. Yani halka, birebir halka yönelik bir faaliyetimiz şimdiye kadar olmadı. Belki geçmiş dönemde okullara heyetler halinde gidilip Akif anlatılması vesaire olduysa da genel yapı itibariyle halka yönelik bir çalışmamız olmadı. Hani çalışmamız nerede? Genelde Mehmet Akif'in fikri dünyasını, ahlakı, din telakkisi gibi hususların bir an önce halka, akademisyenler, fikir adamları, araştırmacılar vasıtasıyla yayılmasına biz arzu ettik. Çünkü tek başımıza vakıfta 3-5 kişiyiz. Yani geniş çaplı bir vakıf değil. 1984 yılında belki de Akif'le ilgili ilk kurulan müessese Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. 1984 yılında o dönemin münevverleri bir araya gelerek böyle bir vakıf kurmuşlar. Hem de kurucular arasında efendim. Ne iyi etmişler. Evet, kesinlikle çok iyi ettiler ve 1984'ten bu yana hayli bir faaliyet icra edilmiş durumda. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Mesela 1984 yılında ilk defa Mehmet Akif'le ilgili faaliyetler Türkiye'de yavaş yavaş böyle uyanmaya başladığında Taceddin Dergahı malumunuz 1984 yılında açılmıştı. 1986 yani Akif'in 50. ölüm yıl dönümüne bir hazırlık babından bu vakıfta kurulmuştur. Ve aslında o dönemden itibaren hemen çoğu çalışmaların arkasında vakıf yer almıştır. Ha, vakfı çok da fazla ön plana çıkartmanın bir alemi yok. Hiçbir zamanda bizim böyle bir düşüncemiz olmadı. Akif ön plana. Önemli olan Akif'e ilişkin yapılan çalışmalardır. Vakfın ismi duyulsa ne olur ki? Evet. Akif'in anlaşılması bizim asıl amacımız. Peki Ruyan Bey, bu vakıf niye kuruldu? Daha bir kuruluş amacı nedir? Biraz evvel de arz ettiğim gibi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmaları yapmak ve çalışanları desteklemek amacıyla. Bir ikincisi, Mehmet Akif Türk toplumunda olsun, yurt dışında olsun tanınmıyor.
Ha, herkes bilir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın şairi. Emin olun ben de Akif çalışmalarına başlayıncaya kadar Akif'i ismen biliyordum. Karakterli bir adam, ahlaklı bir adam, bildiğimiz bu. İstiklal Marşımızın şairi, hürmet edilen birisi. Onun ötesinde hiçbir bilgiye sahip değildim. Ha, Safahat'ı okumama rağmen Akif hakkında bir bilgiye sahip değildim. Türk toplumu da şimdi düşününüz, kaç kişi Akif hakkında bilgiye sahiptir? Bırakınız yani talebeleri. Efendim uzağa gitmeye gerek yok. Halka gitmeye de gerek yok. Yok, karşınıza gerek yok. Duruyor. Bana sorun, ben Akif'i tanıyor muyum diye kendime sorduğum zaman, ben geçen seneye kadar Akif'i doğrusu tanımıyormuşum ve İstiklal Marşı'nı da anlamamışım. Daha doğrusu herkes gibi bildiği kadar klişe, ezberi cümleleriyle öğrenmişim, onları söylemişim. Ama ben İstiklal Marşı'nın nasıl bir metin olduğunu anlayamamışım. Şimdi ben edebiyatla uğraşan, hasbelkader edebiyatçı olmuş biri olarak bu cehalette iken millete bir şey de diyemeyiz. Hakikaten Akif, anlaşılması çok kolay olan insanlardan ve Akif'in yaptıkları da keza öyle, insanlardan biri değil. Dolayısıyla çok haklısınız. Yani bu işe girdikten sonra Akif'i tanıyor olmanıza hiç şaşırmadım. Fatih Han'da hocamızı bilirsiniz. Fatih Han'da hocamız derdi ki, bir konferansında kendi dinlemiştim. Mehmet Akif Ersoy öyle bir insan ki derdi, tanıdıkça daha çok seversiniz. Ne kadar çok tanırsanız, ne kadar çok bilirsiniz, o kadar çok sever ve adeta aşık olursunuz demişti. Bu sizin için de geçerli oldu mu? Tahakkuk etti mi? Yani tanıdıkça, bildikçe daha çok sevdiğiniz ve takdir ettiğiniz mi? Kesinlikle hocamız doğru söylemiş. Aynısını ben nefsimde yaşadım. Yani ben bundan yıllar evvel her yerde söylediğim için yine aynı şeyi söyleyebilirim. Belki çok tekrar oluyor ama sahaflara ilk gittiğimde ilk aldığım kitap Mithat Cemal'in Mehmet Akif kitabıydı. Ve o Mehmet Akif kitabını okuduktan sonra Akif'i tanır oldum. Ondan sonra Akif'le ilgili diğer yayınları da okumaya başlamıştım. Benim Akif'e müptela eden o kitaptır. Ve hakikaten hocamın dediği gibi okudukça tanıyorsunuz. Ve tabii ki her kitapta belki aynı şeyi bulamayabilirsiniz ama bazı kitap kendisini okuyanın içine çekiyor. O kitap da beni öyle kendi içine çekti ve Akif'le ondan sonra yollarımız hiç ayrılmadı. Şimdi İbrahim, neden böyle Akif çok konuşulmasına, çok anlatılmasına rağmen aslında bir o kadar da bilinmezlik hırkası içine bürünmüş oluyor? Onca kitap yayınlanıyor, onca konferanslar, konuşmalar. Yani dediğim gibi benim bile anlamam için bir konu üzerinde çalışmam gerekti. Neden? Ben tabii Türk edebiyatında günümüze kadar yüzlerce, belki binlerce şair gelip geçmiştir. Bunların her birinin ayrı bir kıymeti vardır ve bize edebi miraslarını bırakarak millete büyük bir hizmet etmişler aslında ama Akif'in hem şahsi hayatı hem eserleri bağlamında ve bulunduğu coğrafya, atmosfer, yaşadığı dönem onu bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bir de hayatının belirli trajedi noktaları var. O noktalar açıkçası bizim ilgimizi çok çekiyor. Yani şahsi hayatındaki bir takım fedakarlıklarını da buna eklememiz lazım. Yani vatanı, milleti uğruna birçok şeyi feda etmesi. Burada bir Akif kutsamasını kastetmemiz mümkün değil. Biz araştırmacılar körü körüne bir şeyleri değerlendirmekten ziyade objektif, hatalarıyla, sevabıyla, yaptıkları, ettikleriyle ve bıraktıkları üzerinden aslında bir Akif değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Deminki Rüyan Bey'in anlattıklarına müsaade ederseniz ben ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Bu benim aynı zamanda doktora konumunda bir parçası olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Benim kanaatim Akif'in vefatından sonra Akif'le ilgili çalışmaların ilk safhasını şairin kendi dostları ve yakın çevresi, yani başta Mithat Cemal, Eşref Edip olmak üzere Ali Nihat Tarlan'ı da buna dahil edebiliriz, Mahir İz hocamızı. Sonra peyderpey bunların neşriyatıyla ve düzenledikleri toplantılarla her yıl dönümünde Akif'i milli bellekte, milli muhayyilede, kolektif bellekte diri tutmaya çalışmışlar. Fakat ben Akif için ciddi akademik çalışmaların birinci safhasını 1978 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurulmasıyla başlatıyorum kendi kanaatim bir tasnif olarak. Çünkü onun o dönemde, öncesinde olmamış mı? Ya bahsettiğim
çalışmalar devam ediyor. Evet. Yani yakın dostlarının, Akif'i sevenlerin bir kısmı hala hayatta çünkü. Eşref Edip de dahil olmak üzere, Mahir İz hocamız da dahil olmak üzere. Onlar 78'e kadar gelen kuşak olarak ben değerlendiriyorum açıkçası, yakın dostları da. Ama o zamana kadar birçoğu vefat etmiş oluyor. Yani Asım Şakir gibi 1990'ları gören birkaç Akif dostu var ve Mehmet Akif'i son gören gözler de 2012 yılında kapanmış oldu. Ferda Hanım, Akif'in torunu, Selma Argon'un da ablasıydı. Akif'i son gören gözler 2012 yılında vefat etmiş oldu. Çocukları ve kızları da 2000 yılında Tahir Bey ile Suat Hanım da vefat ettiler. Dolayısıyla o kuşak kapanmış oldu. Dost, aile çevresinden bahsediyorum. 78 yılından itibaren Akif'i artık o devletle barışma yolunda akademisyenlerin zihin dünyasına ve eser üretme dünyasına giriş faaliyeti olarak ben aslında milat olarak değerlendiriyorum. Sonrasındaki safha 1980'lerin sonuna kadar geliyor. Çünkü o süre zarfında ilk defa ölümünün 40. yılında başlayan akademik anmalar 1986'da vefatının 50. yılında büyük bir ivme kazanıyor. Ve Akif artık birçok yönüyle araştırmaya tabi tutuluyor. Bunun içerisinde yani Türkiye Yazarlar Birliği'nin bir safhası olarak da Marmara Üniversitesi'nde kurulan Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi'ni de kesinlikle dahil ediyorum. Bu safhalar 2000'li yıllara kadar Akif'i getiren kuşak. Benim yine şahsi kanaatim vakfımızın buradaki rolünü de 2011 yılından itibaren yani Akif'in vefatının 75. yılından itibaren Akif ile ilgili söylenmemiş sözlerin, yapılmamış çalışmaların ve monografisindeki boşlukları doldurmak adına Erhan Bey'in kendi koleksiyonunda cömertçe bize açması neticesinde bu çalışmalar gün yüzüne çıkmış oldu. Dolayısıyla Akif ile ilgili son ciddi çalışma safhasının vakfın 2011 yılından itibaren yaptığı çalışmalar olduğunu acizane söylemek isterim. Peki bu çalışmalara rağmen Akif neden yeterince anlaşılmıyor? Yani biz iki şahsi tecrübeden yola çıkarak yani Akif'i duyuyoruz biliyoruz ama onun hakkıyla anlamamız biraz daha üzerine düşünmemiz sonrasında derin okumalar yapmamız sonucunda mümkün oldu dedik. Akif ilk bakışta böyle kendini açmayan, hemen anlaşılmayan bir isim mi, şair mi? Aslında edebiyata vukufiyetini, dile olan lisanı olan merakını hem Arap edebiyatına hem Fars edebiyatına hem Türk edebiyatına vukufiyetini düşündüğümüz zaman Akif'indeki derinlik ve ulviliği aslında görmemek mümkün değil. Dolayısıyla birincisi bu, kendisine zor bir yol seçmiş Akif. Yani herkes için aslında bunu yana yakala da söylüyor. Seller gibi eniğinin vadiyi saracakken hiç ağlamadan gizliğinden yaş gibi aktım diyor. Belki aşıkane şiirler yazsaydı biz Akif'le daha çabuk barışabilirdik. Fakat milletin, vatanın en zor safhalarında kalemi eline aldığı için sanırım dilinin ağırlığı ve konuştuğu sosyal meseleler olduğu için herkesin ilgisini biraz çekmiyor. Belki mesafe ondan olabilir. Ama Akif'e sevgi ve vefa hususunda bu milletin gereken özveriyi gösterdiğini ben zaten düşünüyorum. Evet. Ama anlaşılma meselesi zaten Akif'in diline biraz zaman ayırma, safahatla barışma ve okumayla da biraz doğru orantılı. Ama safahat dersleriyle ve o dilin edebiyat ve tarih bölümlerinde ciddi okutulması suretiyle o açık rahatlıkla kapanabilir diye düşünüyorum. Ben bazen düşünürüm. Mehmet Akif Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşasaydı Baki gibi, Baki'yi de Mehmet Akif'in yaşamış olduğu dönemde yaşasaydı acaba ortaya nasıl eserler çıkardı diye bu soruyu böyle kendime sorar, kendimce bir takım tahminlerde bulunuyorum. Tabii bu olacak şey değil ikisi de. Ama karakterlerini tanıyınca neler yapabileceğini söylüyorsun. Ben Akif kuruluş, Cumhuriyet'in kuruluşu, işte Osmanlı'nın zor zamanlarında yaşamamış olsaydı, daha müreffeh, daha zengin, işte Kanuni dönemi derken onu kastediyorum. Bir dönemde yaşamış olsaydı, sanıyorum herhalde Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en lirik, aşkın, irfani şiirlerini yazan bir şair olurdu. Onun son böyle dönemde yazmış olduğu son kitabında, Safahat'ın son kitabında yazılan şiirlere bakarak söylüyorum. O kudrette olan biri, bir de daha bir fazla yoğun bir şekilde onları düşündüğünü ve ilgilendiğini hesap edince ortaya muazzam bir, bambaşka bir şair çıkardı diye hep düşünürüm.
Yani iki edebiyatçının arasında bunu benim söylemem doğru olmaz. Siz de edebiyatçısınız efendim, Maraşlısınız. Her Maraşlı birazcık edebiyatçıdır. Yani dolayısıyla çok uzak değil. Maraş'tan erken ayrıldığım için biraz o duygu yoğunluğuna olsun, en azından ulaşamamışız. Maraşlılık bulaşmış var bir yerde işte. Akif'in aslında şiir gücü, kudreti çok yüksek. Hatta ilk yayınlanan şiiri hatırlarsanız, Hazine-i Evrak'ta yayınlanan bir aşk şiiridir. Rüyasında gördüğü sevgilisi üzerine yazmış olduğu bir şiirdir. Oradaki terennüm ettiği, daha 20'li yaşlarda bir genç çocuk. Gazel Vadisi'ni. Evet, orada. Muhtemelen yani sonradan sanatını davasına kurban ettiği için insanları, toplumu, cemiyeti aydınlanmak için, demeyeyim, uyarmak için, bir şey, takım şeylere dikkatler çekmek için o aşk şeylerin hepsini yaktığını, yırttığını biliyoruz. Artık burada şiire değil, belki şiirin kalitesine değil, topluma bir şeyler verebilmenin davasına kendisini adamış durumda. Biraz evvel buyurduğunuz gibi son döneminde onu yine görüyoruz. Gölgeler şiirleri. Evet, gölgelerdeki şiirlerine baktığımızda o şiirsel özellik fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Mesela ben Akif'teki Şatiyeler desem, yani Akif'te Şatiye mi yazar deniyor mu? Alasını yazmış. Büyük yani. Bunu inanılmaz bir şey. Ama biz yine Mehmet Akif Ersoy Vakfı'na gelelim. Evet. Sizin Mehmet Akif Ersoy, siz maliyecisiniz. Yeminli mali müşavirsiniz. Bu Mehmet Akif Ersoy merakı ve ilgisi ne zaman ve ne şekilde başladı? Ya emin olunuz, bu şuurlu bir şekilde olmadı. Yani biraz evvel arz etmiştim ya, Mithat Cemal'in Mehmet Akif kitabını aldım diye. İşte o beni Mehmet Akif'e bağladı. O kitabı aldıktan sonra Akif'le ilgili başka kitaplar neler var diye aldım. Okudukça bir baktık ki bayağı Akif kitapları oluşmuş. O esnada tabii sahafları gezerken sahafın birisi bir tuttu bir zarf verdi. Mehmet Akif hatıra pulunun olduğu bir ilk gün zarfı. Sizin koleksiyonunuz da var değil mi? Evet. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili. Onunla mesela bu zarfı görünce çok hoşuma gitti. Başkaları var mı diye sormaya başladım. Evet, başkaları da varmış. Pullar da varmış Akif'le ilgili. Akif'le ilgili evraklar da varmış. Haberim yoktu. Tabii bu sefer başka zarf var mı diye onları araştırırken fotoğrafı, Akif'le ilgili evraklar, mektuplar hepsi o yolda yürürken karşıma çıktı. Üst üste de bir ikinci, hani kastım aslam olmasa dahi bir koleksiyon oluştu. Bu koleksiyon oluşunca da tabii ki elimde duran bu koleksiyonu ben saklamak için, bende bunlar var demek için hiçbir zaman almadım. Araştırmacılar, Akif'le ilgili kitap yazanlar bundan faydalanmak istedikçe açtım onlara. Bu Mehmet Akif Vakfı'ndaki arkadaşlarla da o esnada tanışmıştık. Hatta ben Mehmet Akif Ersoy Vakfı'na üye değilken yönetim kurulu üyesi olmuştum. Bir genel kurulda benim haberim yoktu. Beni yönetim mütevelliye seçmişlerdi ve ondan sonra vakfa üye olmuştum. Bu ilginizden haberdar birileri olmuş olmalı ki. Yani tabii yavaş yavaş böyle kulaktan kulağa duyuluyor falan, canın elinde Akif'le ilgili bir takım şeyler var, ilgileniyormuş vesaire diye. Tabii ki onların da ilgi alanına girince yani Akif Vakfı ile ilgili maceramız o şekilde başladı. Yoksa Akif'le ilgili çalışma yapayım, araştırma yapayım öyle bir şeyim de yoktu. Biraz evvel buyurduğunuz gibi ben nihayetinde bir maliyeciyim. Araştırmacı da değilim, ilim adamı da değilim, kalem erbabı da değilim. Ama biraz bu yolda yürürken mecburen... Koleksiyonunuz nerede şimdi? Yani koleksiyonun evrak ve şeyleri, objeler evde. Kitapları ise iş yerimde. Çünkü bazen iş yerine gelip bakma ihtiyacı hissediyor araştırmacılarımız. Kitaplar, Akif ve çevresine ilişkin tüm kitaplar iş yerinde. Orada. Ne tür kitaplar var Akif ve çevresine ilişkin? Akif'le ilgili bütün kitaplar. Yani Akif Nami dedik, Mithat Eşref bütün dedik. Bütün kitaplar. 1924 yılında Süleyman Nazif'in yayınlamış olduğu ilk Mehmet Akif kitabından bugüne kadar yayınlanan birkaç bulamadığım kitap haricinde tamamı. Hangi kitaplar yok? Sadece... Belki
telaffuz edelim. Yani himmet himmet sahibi bir izleyicimiz, yahu ben de zaten 18 tane Mehmet Akif kitabı var. İşte Rüyan Bey'de binlerce varmış, bari o tamamlansın diye himmet eder. Eyvallah, o da bizi son derece memnun eder. Çünkü bu benim de değil, nihayetinde gelecek yüzyıllara bırakacağımız bir birikim. Ben hep o gözle bakmaya başladım. İlk zamanlar öyle bakmıyordum ama artık birikim artınca mecburen o şekilde başladık. Rüyan Bey biraz tevazu gösteriyor aslında ama ben biraz araya girmiş olayım. Yani Akif sadece Akif'le ilgili değil. Yani Akif'le ilgili bütün objelerden, mektuplardan, resimlerden, aile evrakından, geriye kalanlar ne varsa Rüyan Bey'in koleksiyonunda olduğu gibi Akif'in çevresiyle de ilgili. Yani biz Akif'i kuşatan çevrenin, bunlar dost olabilir, aile dostu, edebiyat dostları, ki bunların bir kısmının zaten elimizde fotoğrafları mevcut. Mithat Cemal'in evinde çekilen meşhur ve Beşir Bey'in kitabını yazdığı 1924 yılındaki Asım kitabının şerefine verilen ziyafetteki fotoğraftan bahsediyorum. Onun gibi aklınıza gelebilecek kart vizitler, sadece kendisinin değil dost çevresinden de bahsediyoruz. Böyle yüzlerce fotoğraf albümünü zaten söylemeye gerek yok. Çocuklarından, torunlarından kalan, aklınıza gelebilecek bütün evrak, Akif'le ilgili bütün ne diyelim hazinenin menbaı Rüyan Bey'in kendisidir sağ olsun. Akif'le ilgili çalışmak isteyen kim varsa birinci müracaat olarak kendisini mutlaka bulurlar. O sayede kendisinin özverisiyle ve iyi niyeti sayesinde özellikle son zamanlarda birçok külliyat ortaya çıkmış oldu. Sanırım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 10 ciltlik külliyatın yarısı tamamlandı diye tahmin ediyorum. Bizim vakfımızdaki yayın ve neşriyatın zaten onlara tamamı geleceğim. Da Rüyan Bey'in evrakına dayanıyor. Yani İbrahim Bey'in söylediği gibi şimdi Akif tek başına bir Akif değil. Akif'i Akif yapan bir çevresi var. Önce aile çevresi, eğitim çevresi, yani hocaları. Arkasından da dost, ahbap çevresi, arkadaş çevresi. Akif'i etkileyen unsurlar var. Hatta bazıları var ki mesela bir Muhammed Abduh gibi veyahut da Cemalettin Afgani gibi Akif'le belki hiç bir araya gelmemişler ama Akif'i etkileyen yine dost çevrelerinden insanlar da var. Bunlar da Akif'in bir parçasıdır. Çünkü Akif'i salt Akif olarak düşünmememiz lazım. Bu etrafına baktığımızda onları tanıdığımızda Akif'i tanıyabiliriz. Bunlar hepsi aynı görüşteler mi, aynı kalitedeler mi, ne bileyim aynı yaşantıda mı? Hayır, çok çok farklılar. Ama Akif'i Akif yapan unsur bunlar. Onun için sadece Akif'i değil, Akif'le yolları kesişmiş olan, yakınında bulunan bütün ahbabının, dostunun da neyini bulduysak işte Akif koleksiyonuna dahil etmeye çalıştık. Nezen Tevfik'ten bir şey var mı? Nezen Tevfik'ten fotoğraflar var, kitapları var, plağı var. Şöyle aklıma gelen... Herhangi bir obje var mı? Efendim? Herhangi bir obje? Sadece plak var. Obje olarak veyahut da işte basılı. Önceki 1970'lerde, 60'larda belki tabak üzerine, melamin tabak üzerine basılmış fotoğraflar ama kendi döneminden kalma bir obje yok. Hani... Bu koleksiyonu ne zaman başladınız? Pardon, obje yok derken Akif'in Neyzen Tevfik'e imzaladığı safahat var elimizde. Yani bu az bir şey mi ya şimdi? Evet. Böyle Akif imzalı kaç kitabınız var? 11-12 tane var Akif imzalı. Birkaç tane de Bağcılar'daki Taceddin Dergahı'na o zaman müze olarak kurulurken oraya vermiştim. İki taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bayağı bir... Devam ediyor musunuz Akif'le ilgili toplam? Tabii ki, tabii ki. Artık eskisi kadar şey çıkmıyor. Çok nadir. Çünkü tabii, var. Evet. Çoğu var sizde. Çıkanlar da bende olduğu için ama bazı şeyler, evraklar, objeler tek olduğu için ikinci bir nüshası olmayan. Peki Akif'le ilgili evrakı ve objeleri toplamaya ne zaman başladınız? Nasıl karar verdiniz? Bu yine aynı şekilde. Akifname mi? Tamamen o da kitap alırken dedim ya bir zarf vermişti sahafın birisi diye. İşte onunla başladı. Sene kaç? 2000'li yılların başıydı. Çok daha yeni. Yani 20 yani 20 senede 2003, böyle 2003-2004 o civarlar. 2003 yıllarıyla başlamıştım. Yani 20 senede bayağı bir. Evet. Tabii tamamı 20 sene içerisinde oluştu bunların. Perakende ve dağınık olan bütün evrakın aslında Rüyan Bey'de birikmesi çok büyük bir aslında i̇mkan hazine evet. Bizim için imkan. Yani böyle bir şeyi düşünmesi ve kaderin kendisini bu yola sevk etmesi de bizim için büyük bir şans. Öteki türlü bu dağınık evrak aslında bizim birçok şeyi kapalı kutu gibi olacaktı.
tek elden şimdi tek kaynakta birikmesi milli hazine değerindedir diyebiliriz rahatlıkla. Yani sadece bende olması çok önemli değil. Bazı Akif muhibbe arkadaşlarımız var. Onların elinde de bir takım şeyler var. Yani bilinmesi, bunların açık olması, çalışmak isteyenlere verilmesi önemli. Yoksa bende olmasının çok da önemi yoktu. Ben bir koleksiyonum olsun diye koleksiyon yapmadım ki. Doğal olarak sonuç öyle geldi. Koleksiyona döndü. Dedim ya, birike koleksiyon oldu. Peki araştırmacıların veya bu istifade etmek isteyenlerin koleksiyonunuza zarar vermesinden korkmuyor musunuz? Yani ilk dönemlerde korkmuyordum. Çünkü koleksiyon yapma diye bir düşüncem yoktu. Öyle bir şey de düşünmüyordum. Gelen de paylaşmak. Bazen kol kullanırım. Emin olun, bazen paylaşmanın zevkini yaşıyordum. Ama son zamanlarda artık, hatta kim sergi düzenlemek istese, kaç defa Akif'in belgeleri sergiye çıktı. Her isteyene veriyordum. Not alıyordum, şunlar diye. Götürüp sergiliyorlar, sonra getiriyorlar. Sonra birinde, Ankara'da yapılan bir sergide saatini vermiştim. Akif'in cep saatini. İklim değişikliğinden, bu hava değişikliğinden içinde küçük bir şey olduğunu gördüm. Ondan sonra dedim ki ya, her sergi şey etmeye başladı. Artık saati isteyene, vermeyeyim dedin. Ya sadece saati değil, diğerlerini de çok kısıtlı olarak artık veriyorum. Çok çok nadiren. Çalışmak isteyene de görsellerini paylaşıyoruz. Peki bu sizin Mehmet Akif ile her şeyi topladığınızı bilen dostunuz, eşiniz Ehibba Yaran size ya ben şunu buldum abi sende kalsın diye verdikleri de oluyor mu? Bunu daha çok sahaflarda sağ olsunlar onlar çok desteklediler. Gerçek sahaflık odur zaten. Evet. Sahaf dediğin kişi kitap satan kişi değildir. Sahaf dediğin kişi ehline ulaştı. Ehline yani eline geçen kitabı, evrakı doğru kişiye verdiği zaman mutlu olan, yani para kazanmaktan daha önemlisi böyle sevgilileri buluşturur gibi sevenleri birbirine kavuşturduğu zaman mutlu olan kişidir sahaf. Sahaflarda ben bunu çok gördüm, çok yaşadım bu süreç içerisinde. Yani mesela bir Mehmet Akif'in Kastamonu Nasrullah Camii'ndeki hutbesinin basıldığını biliyoruz. Hatta askerlere Diyarbakır komutanı Nahit Paşa, yanlış hatırlamıyorsam Nihat Paşa'ydı, bastırıp meccanen dağıtıyor. Ama elimizde nüsha yok. Nurettin Paşa. Belki kütüphanelerde bir iki nüsha vardır. Ben sahaflarda hiç karşılaşmamıştım. Sahaf Bahtiyar İstekli. Bir gün sadece gittiğimde görmem için verdi. Baktım ve kendisinden rica ettim bunu bana ver diye. Hiç tereddüt etmeden, hiç ben de onu satmayı düşünmüyordum. Ama size veririm dedi. Sadece sana veririm. Çünkü bu şekilde verdi. Çünkü benim elimde durunca işte Akif'in evrakları arasında yer alacak, onu biliyor. Bunun gibi bazen sahaflara gittiğimde Akif'e ait belgeler ayırıyorlar, bekliyorlar veya haber veriyorlar böyle bir şey var diye. Onu çok yaşadım sağ olsunlar, onların çok desteğini. Evet, yani bu sahafların işte bu tarafları olunca sahaf oluyor. Sahaf ve kitapçı arasındaki fark o. Kitapçının böyle derdi olmaz. Bunun haricinde mesela Akif'in torunu rahmetli Ferda Hanım olsun, Selma Hanım olsun. Akif'in annelerine ve babalarına yazmış olduğu mektupları da bizde kalırsa bir müddet sonra yok olacak bu diye sağ olsunlar. Onlar da bana vermişti. Mesela aileden gelen onlar da bir yazdı. Hazineler var. Peki onları yayınlanma durumu? Yayınladık. Yayınlandı değil mi onlar? Onlar önce Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yayınlandı. Sonra da Firaklinameler adı altında yayınlanmıştı. Evet. Şimdi bu siz anlatırken hani Nasrullah Camii'nden bahsettiniz ya, Mehmet Akif Ersoy'un işte hutbesi okuduğu işte Balıkesir Zanos Paşa'da falan var. Şimdi bizim böyle tarih anma günlerinde okullarda olmasını istediğim, görmek istediğim etkinliklerden biri de günü yani Mehmet Akif Ersoy'un okuduğu günde, senenin hangi günüyse artık o tarih. Ne zaman okudu aslında aklına şimdi çok da hemen... 20'ler. Efendim 20? 20'ler. 20'lerde gün olarak böyle senin hangi yayınlarsa orada o tarihte onun her yıl okunması. Yani böyle bir kafamda bir şey var ama bunu tabii lise öğrencileri bir böyle geri kim okuyan kişilerin de farklı kişiler olması. Mesela şehrin valisinin okuması veya meşhur o mesela Kastamonu'nun meşhurlarından her yıl değişecek tabii. Eğer uzunsa birkaç kişi tarafından okunması. O şeyde
hatırlanması. Nerede ne okuduysa, ne yaptıysa, Mehmet Akif Ersoy işte elimizde hepsi kayıtlar var değil mi? Nerede ne yaptı, ne etti? Onların okunması. Ve bu böyle bir etkinlik de ben çok yakışacağını ve güzel olacağını düşünüyorum. Ama nedense bize bu tip şeyler pek benim heyecanlandığım kadar diğerleri insanlar tarafından heyecanlı bulunmuyor olacak ki görmüyoruz, pek yapılmıyor veya ben bilmiyorum. Hocam tiyatral olarak belki değerli olabilir ama çok uzun metinler. Mesela bir Kastamonu vaazını düşünürseniz bir de günün şartları içerisinde söylenmiş o heyecanı yaşıyor. Onu orada okumak ben dediğim gibi tiyatral olarak birkaç kişi güzeldir ama yani biz senede bir ama gün. Onun ruhunun verilmesi. İşte yani o, vatan, millet, fedakarlık, çalışma azmi işte her ikisinde de her iki hutbesinde de vermiş olduğu bu. İşte, söylemeye çalıştığım şey de o. Yani o hiç bilmeden gidecek oraya çocuk, genç, lise öğrencisi. Dinleyecek. Büyüyünce diyecek ki yani 35 yaşına geldi, 40 yaşına, 45 yaşına. Ya biz öğrenciyken gittik. Şu Safahat ne demiş Safahat, Mehmet Akif Ersoy şu var ne demiş aldığı zaman. Yani onun öyle bir şeyin varlığından anlamasından daha önemli. Çocuklarımızın varlığının haberdar olmasını da ben çok önemli buluyorum. Muhakkak haberdar olmaları çok daha şeydir. Çünkü bazı değerlerimizden hakikaten haberdar değiliz. Belki nesli daha sadeleştirerek yani biri öyle okur, biri böyle okur, birkaç saat yani diye bir şeyler olabilir. Ama düşünülebilir bunlar etkinlik olarak da bir şey olarak da. Hocamızın dediği belki şu anlamda kıymetli olabilir. Mehmet Akif'in metinleri zaten sosyal temalı olduğu için ve naturalist bir çerçevede fotoğrafın ne nasıl görüyorsa öyle yansıttığı için ve bahsettiği konular da bizim milli, manevi, kurucu değerlerimiz olduğu için aslında her zaman geçerliliğini koruyan metinler. Dolayısıyla bir de biz hep vakıfla kendi aramızda da konuşuyoruz. Mehmet Akif şu Bülbül ve İstiklal Marşı klişesinin bir adım ötesine en azından toplumsal bellekte bunu yapabilsek mutlu oluyoruz diye. Çünkü klişeler ve hapsediyor bizi değil mi? Hapsetiyor ve insanın gözünün önündeki perdeler gibi aslında bir müddet sonra yabancılaşmanızı sağlıyor gerçek değerleri. Arka planından nüfuz etmenizi engelliyor. Sıradanlaşıyor. Bunları kırmak için farklı bir şey. Sıradanlaşmayı kırmak için bu tarz etkinlikler düşünülebilir. Farklı. Bir Ankara'nın dışına çıkartmak lazım Mehmet Akif'i. Evet ben emin böyle olduğunuz Akif'le bu Mehmet Akif ilgili için söylüyorum ama bu Mehmet Akif mevzumuz olduğu için Mehmet Akif'ten bahsediyorum. Diğer şairler için, edebiyatçılar için, mesela romanın yazıldığı yerde romanı okumak gibi. Evet. Bunu yani Amerika'da, Avrupa'da böyle çok yapıyorlar ve o bölgede çünkü. Mesela ben Sakarya Serdivan'da oturuyorum. Serdivan, Sarduvan diye Faik Baysal'ın çok güzel bir romanı var. Yani Sakarya'nın o dönemlerini çok güzel anlatmış. Sapanca'yı, kendi köyünü. Yani Serdivan'ın eski ismi Sarduvan. Oradan geliyor, onu anlatmış. Şu kalınca da bir kitap. Yani şimdi oturtmasına iki gün sürer. Mesela ben yani şimdi bunun benzerini yurt dışında gördüğüm için söylüyorum. Başlayacak her sene yapıldığı zaman Faik Baysal'ın. Okullar, şimdi herkes okuyamaz. Diyelim 350 sayfa, 400 sayfalık bir kitap olsun. Herkes 10 sayfa okursa, 400 sayfa olsa 40 kişi. 40 tane öğrenci sabah başlayacak. Oraya akşama kadar durmasına gerek yok. Gelip 10 sayfa, 10 sayfa okuyup gitseler mesela. Öyle bir, bu arada tabii gelenlere Serdivan'la ilgili yani şerbet merbet kitapta geçen yenilecek, içilecek şeylerden de tadılarak edilerek. Hani çünkü orada mesela bir uzaktan bir türkü sesi duyuluyordu diyecek. Orada bir türkü verilecek. Sonra işte yeni çıkmış taze can erikleri diyecek. Orada can erikleri dağıtılacak. Tabii can eriğin de biraz şey bu her zaman mevsimde falan. Yani böyle kurgulanarak her sene bu okullarda yapıldığı zaman onu da artık Serdivan'da okuyan herkes de bunu gidip Van'da yapmayacaksın. Çünkü Serdivan bu. Serdivan'da yapılır. Her yerde yapılmaz. Metni hayatın içine sokmuş olacaksın. Evet yani bunu böylece çocuklarda yani böyle şey de olacak. Onun vasıtası yani Mehmet Akif Ersoy'la da ilgili böyle şeylerin yapılmasını hiç denenmiş mi denenmemiş bilmiyorum ama denilebilir belki yapılabilir. Yani bu tür şeyler düşünülebilir, programlanabilir gibi geliyor bana. Biz henüz denemedik açıkçası. Evet siz denemediniz. Yani ben denemedik. De görmediğim için hani bulmuşken Mehmet Akif dedin ya farklı şey konuşalım, farklı şeyler ama yapalım. Ama Akif'in farklı yönlerini tanıtmak hep bizim amacımızdı. Mesela 2018 yılında mıydı mesela Mehmet Akif'in Şehirleri. Evet. 10 kitap halinde hazırlandı mesela bu. Pendik Belediyesi o zaman yayınlamıştı. Çevresi.
dost çevresi, bir yıl evvel de Mehmet Akif'in dost çevresini 42 kitap halinde yayınlamıştık. Mehmet Akif'in İstanbul'u, yaşadığı yerler, gezdiği yerler diye bir şey hazırlamış mıydın? İstanbul'u Anadolu diye, Anadolu ve Avrupa yakası evet, diye. Yani Mehmet Akif İstanbul'da oturduğu, yaşadığı, çalıştığı yani semtler. Evet. Öyle bir şey de aklımda kalmıştı o yüzden. Yani Akif'i biraz evvel söylemeye çalıştım. Ankara'dan biraz dışarıya çıkartmak lazım. Çünkü Akif'le ilgili yapılan mesela belgesellerin, çekilen dramaların tamamı ama tamamı Akif'in o 2,5 yıllık Ankara hayatıyla ilgili. Meclise gelmesi, İstiklal Marşı'nı yazması, bütün mevzu bu. 63 yıllık hayatı içerisinde o 2,5-3 seneyi sıkıştırıyoruz. Akif'in diğer yönü hiç yok. Kitaplarda da öyle. Çoğunlukla İstiklal Marşı tabii ki çok çok önemli o dönem. Ama bunun haricinde biraz da Akif'in asıl topluma vermek istediği fikri şeylerin de ele alınması lazım. Siz Akif'le ilgili yani, filmler konusunda ne düşünüyorsunuz? Sinema hocam, diline yeterince aktarıldı mı? Hocam hepsi, yani son dönemde çekilenleri seyretmedim. Ama bir gün inşallah ben bizim iş yerine buyurursanız size şey derim. Ya, onlarca kaç tane sayısını bilmiyorum. Çekilmiş filmler var elimizde. Tamamı İstiklal Marşı'nın yazılmasıyla ilgili. Ya Akif sadece İstiklal Marşı'nı yazmadı. Akif'in bir takım hayalleri vardı. Yani Asım'da anlattığı o hayalleri araştırmamız lazım, onları öğrenmemiz lazım. Mesela Akif'in topluma vermek istediği en büyük şeylerden birisi eğitim, çalışmak, zihinlerin arınması, hurafelerden arınması. Yani bunlar üzerinde hemen hemen çok az duruluyor. Yok diyemeyeceğim, çok kaliteli çalışmalar var ama çoğunluk İstiklal Marşı çerçevesinde, Akif'in Ankara hayatı çerçevesinde. Biraz talihsizliği olmuş İstiklal Marşı. Yani bu açıdan bakıldığı zaman. Şöyle bir talihi de var. Üzerine ama yapmış. Bizim için talih tabii de. Ama şöyle de bir şey var. İstiklal Marşı'nı yazmasaydı belki işte şey gibi Orhan Veli, Ziya Osman Sabah vesaire gibi bir şair olarak kalabilirdi. Ama bir yine edebiyatın araştırma nesnesi olurdu şiirler. Bilmiyorum. O kabiliyet. Çok belirgin. Yani çok belirgin. Yani hiç saklanamayacak kadar şiirler arasından bile fışkırıyor bu. İlk dönemde çok reddedilmiş malumunuz. Ha tabii o politik, siyasi politik bakış evet, açısından. Politik nedenlerle o konuşulmasına diye Türk musikisi de yasaklandığı gibi Mehmet Akif Ersoy'da. Neyse o konular evet. Zaten başka geldi geçti. Evet programlarda konuşuluyor. Biz peki bir Akif, Mehmet Akif yılıydı geçen sene yanlış hatırlamıyorsam değil mi? İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nın 100. yıl olarak da ilan edildi. Yıldı Mehmet Akif Ersoy. Sizce yeterince biz o yılı Mehmet Akif Ersoy'u anlattık mı? Siz vakıf olarak neler yaptınız? Nasıl geçirdiniz o yılda? Yani biz özellikle bir faaliyet içerisine, Türkiye içerisinde girmedik. Ama yapılan faaliyetlerin çoğuna destek verdik. En azından koleksiyonunuzda kaç sergiyi desteklediğinizi biliyoruz. Yani yapılan şeylere destek verdik. Hemen yayınlanan kitapların çoğunda. O Zeytinburnu Belediyesi'nin sergisinde evet, vardı değil mi sizin objeler? Evet. Benim verdiğim şeylerle Şair ve Mebus sergisinde. Tamam. Onları ben vermiştim. Bir takım çok güzel faaliyetler icra edildi. O faaliyetler içerisinde biz vakıf olarak hep bulunduk. Gerek yurt içerisinde gerek yurt dışında. Mesela bunların içerisinde en kapsamlı çalışmalardan birisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından gerçekten ben sizi tebrik çok etmek kapsamlı istiyorum. Bir sempozyum idi. Estağfurullah buyursun. Niye tebrik etmek istiyorum? Yani sizi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yöneticilerini hasreten tebrik ediyorum. Çünkü ülkemizde örneği pek sık görmediğimiz bir işbirliği içindesiniz. Vakıf ve üniversite, yani dışarıdan bir vakıf ve üniversite ortaklığında çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Yani bu hakikaten, yani söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Hem vakıf yöneticilerini hem de üniversite yöneticilerini, yani şimdiki muhtemelen bunun tarihi birkaç yıl öncesine gidiyor. Belki o dönemde anlaştığınız bu kapıyı açan, bu işbirliğini imkan veren, destekleyen yöneticiler şu anda olmayabilir belki Mehmet Akif
Ersoy Burdur Üniversitesi'nde. Ama onları da kim olduklarını bilmiyorum. Onları da tebrik ediyorum. Çok örnek, çok güzel bir işbirliği yapıyorsunuz. Bunu nereden anlıyoruz? Semerelerden, meyvelerinden anlıyoruz. Yani bu işbirliği olmasa, yani bu çalışma olmayacak. Ciddiyet geliyor, teşvik edici oluyor. Yani yüzümüzü ağartan çalışma, üniversite vakıf işbirliği muazzam bir şey. Hakikaten hayranlıkla böyle abarttığımı düşünenler olabilir. Bir ikincisini, üçüncüsünü göstersinler arkadaşlar bana. Ben de o zaman diyeyim ki evet abartmışım diyeyim. Ben bir parantez açmak isterim müsaadenizle. Tabii işbirliği derken bizim vakıf olarak şöyle bir misyonumuz var diyelim yeni tabirle. Mehmet Akif'in tabii ismi üzerinden çok şöhretli bir şahsiyet, vitrin şahıs, zirve şahsiyet. Dolayısıyla herkesin ilgisini çeken bir şahıs, edebiyatçı, milli şairimiz. Bizim vakıf olarak durduğumuz yer, hani demin aslında sohbetin başında söylemiştiniz, pek duyulmuyor, pek bilinmiyor. Tam da bunu istiyoruz biz. Yani Mehmet Akif'in maddi... Siz biraz Mehmet Akif'e benzetiyorum ben. Mehmet Akif'in onun biraz vakfı. Çıkar... Neden benzettiğimi vakfı. Söyleyeyim mi? İstiklal Marşı'nda hiç Mehmet Akif görüyor musunuz siz? İstiklal Marşı'nın anlatırken, açıklarken hiç tarafında şair var mı ortada? Safahat da hiç gördünüz mü? Yani hep böyle kendini ne yapmış? Ortada ve gizlemiş. Şimdi siz de yani Mehmet Akif ile ilgili her yerdesiniz ama hiç yoksunuz. Tam Akif'e yakışır bir tavır. Akif'in vakfı nihayetinde. Yani burada tabii bir maddi iltisak insanların aklına gelmesin diye ben özellikle söylemek istedim müsaadenizle. Yani bu işbirliğini biraz maddiye yoğurtmanın biz Akif'in aslında önündeki perdelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bizim haricimizde Mehmet Akif ile ilgili birçok dernek var, güzel hizmetler ediyorlar vesaire falan. Fakat biz vakfımıza ne bir maddi olarak bağış kabul ediyoruz ne de herhangi bir bağışta bulunuyoruz. Müşterek faaliyet yürüttüğümüz bütün kurumlarla tek istediğimiz şu, bir eser varsa ortada bunun basımının karşılanması bu kadar. Yani onun dışında herhangi bir bağış, herhangi bir maddi karşılık olmasından özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü Mehmet Akif gibi büyük şahsiyetler, şairler, yazarlar üzerine töhmet yapışmaya çok müsait kişilerdir. Dolayısıyla bir takım maddi menfaatler için içerisine girdiği zaman onların kirlenmesi çok doğal ve kaçınılmaz oluyor. Onu özellikle belirtmek tabii istedim. Tabii istismar konusundaki hassasiyetinizi anlıyorum ve çok makul ve haklı buluyorum. Çünkü istismara müsait bir dediğin gibi yapı ve isim, bu çok haklısınız. O konuda hassasiyetimiz son derece, yani hem haklı hem de buna dikkat etmemiz lazım. Akif'e laf getirmememiz gerekiyor. Hiçbir surette biz bu tür projeleri sunduğumuz yerden vakıf olarak İbrahim Bey'in söyledikleri gibi bağış almadığımız gibi vakfa telif de almıyoruz. Bütün harcamaları biz kendimiz yapmamıza rağmen karşılığını dahi almıyoruz. Şimdiye kadar hiç almadık. Bundan sonra da almayacağız. Hatta bu yayınlanan kitaplar da satışa sunulmuyor. İlgililerine sadece veriyoruz. İlgilileri Akif çalışanlar, onlara bütün şeyleri bizim tarafımızdan karşılanarak ulaştırılıyor. Yoksa hiçbir surette biz burayı paraya ulaştırmak yani istemiyoruz. Yani Akif üzerinden bir ticaret hiçbir yapmıyoruz. Surette, hiçbir surette. Ha, yalnız şunu da hemen söyleyeyim biraz laf karışmasın diye. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin gerek rektörü, gerek rektör yardımcısı hocalarımız son derece ilgililer ve bu konuya hassasiyetle şimdiye kadar eğildiler. Hatta mevcut Adem Korkmaz hocamız oranın rektörü, Adem Hoca'dan evvelki ilk kurucu rektörümüz Gökay hocamız, onun döneminde başladı bizim vakıfla işbirliği. İlk yani kuruluştan itibaren sürekli hem Mehmet Akif Araştırma Merkezi'nde vakıftan muhakkak birkaç kişi bulundu. Hatta bu, şu anda dahi hem ben hem İbrahim Bey Araştırma Merkezi'nin danışma kurulu üyesi olarak devam ediyoruz. Sağ olsunlar onlar Mehmet Akif'le ilgili samimi bir şekilde çalışma yapıyorlar. Bu çalışmalar içerisinde de biz hep önerdiklerimizle, kendilerine söylediklerimiz bütün projeleri hemen hemen hayata, imkanlar çerçevesinde güzel, hayata vakıfın geçirdiler. Proje tecrübesini üniversiteye aktarıyorsunuz. Üniversitedeki o dinamizmi, gençlerin ilgisini, alakasını, yönelişlerini de bir yere doğru yönlendiriyorsunuz ve bunu doğru bir şekilde gerçekleşmesi için de sizin orada bulunmanız
çok önemli bir şey. Bu dedim ya, bu Türkiye'de muhtemelen vardır tabii, çoktur diyemem. Öyle bir iddiada bulunmam haksızlık olur. Ama gördüğümüz zaman bu tür işbirliklerini heyecanlandığımı da ifade edeyim. Hayır, olması gereken bu yani. Yani vakıf bir şey çalışacaksa, yani vakfının isminin orada burada yazılmasının ne manası var ki? Önemli olan bir işin ortaya çıkmasıdır. Yani yoksa bizim vakfın reklamını yapsak ne olacak ki? Bir şey satmıyoruz, bir ürüne şey etmiyoruz, satışa sunmuyoruz. Pazarda değiliz biz. Bizim için önemli olan bir şeylerin ortaya konulması. Ne güzel yani, ben de şimdi araya gitmemize az kaldığı için kitap bahsinde ve faali yayınladığımız yayınlara ve nasıl yayınlandığına girmeyeceğiz. Girmeyeyim çünkü yarım kalır. Başlamışken bitirmiş olalım. Tabii bu sizin bir de bu Akif Sannameleri ve diğer yayınlarınız, işte bu İstiklal Marşı ile Özbekistan Milli Şairi arasındaki yaptığınız toplantı, şeyde Özbekistan'da yapmış olduğunuz İstiklal Marşları'nın mukayesesi Çolpan'ın, o Çolpan da büyük şair. Evet, kesinlikle. Yani Çolpan hakikaten böyle enteresan, o da çok lirik şiirleri olan, ben birkaç şiirini okumuştum, çok çarpılmıştım, çok etkileyici bulmuştum. Yani kimin aklına geldi o, nasıl oluştu, sizden mi gitti teklif, onlardan mı geldi? Yok, bizden gitti teklif. Hocam bu aslında Türk-Mısır dostluğu çerçevesinde bu projeyi düşünmüştük. Akif'in Kahiresi diye bir proje hazırlamıştık. Fakat siyasi ortam buna müsaade etmedi. Etmeyince Özbekistan. Ondan sonra Özbekistan'a. Akif'in ana yurdu olarak şimdi, Özbekistan'a dönüştük. Biliyorsunuz Akif'in şiirlerinden böyle bestelenmiş şarkılar da var. Bir araya gitmeden Akif'in şiirlerinden bestelenmiş bir şarkıyla araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden sohbetimiz devam edelim. Uğur olup tertemiz alnında uzanmış yatıyor. Bize emanet.
Efendim Enderun sohbetlerinde Mehmet Akif Ersoy Vakfı'nı ve vakfın faaliyetlerini vakıf başkanı ve vakıf sekreteriyle birlikte konuşuyoruz. Bize yaptıklarını anlatıyorlar. Biz de büyük bir heyecanla ve merakla dinliyoruz. En son Özbekistan'da araya gitmeden önce Özbekistan'da yaptığınız etkinlikten bahsediyor idik. Evet. Türk ve Özbek milli maaşları arasından konuşulduğu, tartışıldığı, bildirilerin sunulduğu bir sempozyumdu sanırım. Şu şeyi de alıp göstereyim sevgili izleyicileri. Müşterek ve milli şairlerimiz Mehmet Akif Ersoy ve Abdülhamit Süleyman Çolpan sempozyumu diye şöyle bir sempozyum şeyi ve içinde de sempozyumda sunulan herhalde programlar. İçinden de şöyle birkaç sayfa göstereyim resimli. Aynı zamanda bir arşivinizden birkaç belgeyi de burada yayınlamıştınız sanki. Evet. Yani bir de Çopan'la ilgili de şeyler de var. Katılanlar, edinenler bir kaynak gibi olmuş. İçinde bir bibliografi falan da gördüm. Bazı çalışmalar diye İstiklal Marşı Özbek şeydi. Yani bildiğiniz kitap olmuş bu da yani. Bir kaynak bizim broşürler öyledir. Yani bir sempozyum, ben bunu elime almadan önce sempozyum programı falan yani olur işi bitti ve kenara koyarsın, arşiv olarak saklarsın. Ama sizinki öyle değil. Yaralanacak bir şey gibi yayınlamışsınız. Bu fikir nasıl diye bizden Mısır Kahire olmayınca neyse inşallah önümüzdeki senelerde olur. Bu i̇nşallah. Gidişat onu gösteriyor. İnşallah. Yani şöyle söyleyeyim, bizim vakıf olarak zaten öteden beri Türk ve akraba topluluklarına Mehmet Akif'i anlatma projemiz vardı. Evet. Yani şimdiye kadar yurt dışında orada herhangi bir üniversite ile, büyük üniversitelerden birisiyle müştereken sempozyumlar düzenledik. Yani bu Sırbistan Sancak bölgesinde başladı, Makedonya'da, Bosna Hersek, Novi Mısır, Pazar değil mi? Evet, Novi Pazar'da, Kahire'de, Kazakistan, Azerbaycan, Tataristan ve en sonunda Özbekistan olarak aynı seriyi devam ettirdik. Burada müşterek milli şairlerimizle beraber anma Akif'i, biz Akif'i anlattık. Onlar bize kendi yani milli şairlerini anlattılar. Tabii bizim de hazırlıklı mesela Süleyman Çolpan hakkında bizim arkadaşlarımız da orada tebliğler sundular. Veyahut da Rusya Tataristan'da Tataristan'ın milli şairi Abdullah Tukay. Kazakistan'da Ahmet Baytursunoğlu, Azerbaycan'da Hüseyin Cavit vesaire böyle her gittiğimiz yerde Akif ve muadili kabul, evet, kabul edebileceğimiz isimlerle. Burada da her ne kadar şu andaki mevcut Özbekistan'ın milli marşının yazarı olmasa da Süleyman Çolpan, Abdülhamit Süleyman Çolpan onların milli şairi olarak anıldığı için biz de Mehmet Akif ve Süleyman Çolpan sempozyumu düzenleyelim dedik. Urgenç Devlet Üniversitesi'nde karşılıklı olarak bu sempozyum Haziran 6-12 Haziran arasında gerçekleştirildi. Bu sene mi yaptınız? Bu sene evet. Daha önce 2 yıl evvel bunu planlamıştık ama pandemi münasebetiyle 2 yıl ertelemek zorunda kaldık. Hayli bir katılımcı oldu. Hem Türkiye'den hem Özbekistan'dan çok güzel tebliğler sunuldu. Onu yayınladınız mı bildiğiniz efendim? Yayınlandı evet. O da yayınlandı gitmeden evvel hem de oraya götürmüştük. Ve sempozyum çerçevesinde daha önce bir iki yerde de uygulamıştık. Mehmet Akif Hatıra Sınıfı oluşturulması. Tataristan'da yapmıştık ilk defa. Hatıra Sınıfı? Evet, Hatıra Sınıfı. Anlamadım. Mısır'da görmüştük. Üstaz Muhammed Akif Amfisi diye. Biz de bunu Tataristan'da 2014 yılında Tataristan'da Mehmet Akif ve Abdullah Tukay sınıfı idi, hatıra sınıfı idi. Orada bir Mehmet Akif köşesi oluşturmuştuk. Türkiye'den götürdüğümüz Akif'in orijinal eserleriyle ama şey değil yani safahatların, Sırat-ı Müstakim, Sebil-ur Reşat ve bir takım belgeler, İstiklal Marşı'nın Osmanlıcalarıyla çok güzel bir köşe hazırladık. Vitrinler hazırlatmıştık orada onun içerisinde. Ve Akif'e ilişkin kitaplar orada küçük bir kütüphane. Ne güzel bak bu çok çok güzel bir şeymiş. Aynısını mesela Pakistan'da Lahor'da yaptık. Yunus Emre Enstitüsü'nün içerisinde Muhammed İkbal Mehmet Akif Kütüphanesi ve kütüphanenin ilk eserleri olarak buradan bir hayli kitap götürmüştük orada.
Özbekistan'da da aynısını yapalım dedik. Ben gidemedim. Sağlık sebepleri dolayısıyla İbrahim Beyler gittiler. Yanlış hatırlamıyorsam 400 cildin üzerinde bir kitap götürüldü oraya. Burada da amacımız şuydu aslında. Yani orada Mehmet Akif'i tanıyan, mesela Pakistan'da İslam üniversitelerinde görmüştük. Mehmet Akif pek duyulmamış. Yani orada ola ki araştırmacıların elinin altında bir takım kaynakları bırakmak suretiyle onların araştırmalarına ön ayak olmak ve Mehmet Akif'e olan ilgilerini tazelemek belki. Sosyal mecralardan öğrenebilirler ama birebir de kendimizi anlatmak. Burada derdimiz, maksadımız oydu aslında. Yani Türk ülkelerinde ve akraba topluluklarda biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bu en son Özbekistan'da. Devam edecek değil mi? Yani tabii. Seneye... Yani imkanlar çerçevesinde inşallah. Sırada buna... ne var? Hangi ülke var? Böyle bir şey. Yani şu anda sırada herhangi bir ülke değil. Zihnimizde arkadaşlarla konuştuğumuz Macaristan. Yani önümüzde iki sene. 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle yine bir Türk ki devlet olan Macaristan'da karşılıklı bir faaliyet, sempozyum olmayabilir. Ama sempozyum yerine bir çalıştay şeklinde, bir panel şeklinde ve bir küçük bir sergi şeklinde bir şeyler düşünüyoruz. İnşallah, yani inşallah muvaffak olur ve güzel de faydası devam eder Macaristan'da da. Bu broşürlerimiz de bizim eski başkanımız Mehmet Cemal Çiftçi Güzeli'nin tasarımıydı bu. Bir broşür şeklinde değil. İlk başlarda o şekilde yapmıştık ama ilk defa yanlış hatırlamıyorsam Mısır'a giderken böyle bir şey hazırlanmıştı. Kitap gibi. İçerisinde bir takım bilgiler olsun. Madem bunlar basılıyor, çöpe atılsın istemiyoruz. Basılıyor. Çöpe atılmasın. Kütüphanelerde yer edinsin. Mesela Tataristan'a giderken Tataristan'ın broşürünün içerisinde Türkiye'de ve Rusya'da, Sovyet Rusyası, Çarlık Rusyası'nda Tatarca yayınlanmış olan kitapların listesini çıkarmıştık o zaman. Burada da yine burada Özbekistan'da... Burada da Özbekistan'da ilgili hem Arabi harflerle Osmanlıca yayınlanan Türkistan coğrafyası ile ilgili kitaplar, hem sonraki dönemde Latin harfleriyle yayınlanan kitaplar ve bilhassa bunda diğerlerinde olmayan Türkistan coğrafyası ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde koymaya çalıştık bulduğumuz kadarıyla. Şimdi Akif Sannamesi'ni, bu Sanname malum yıllık demek. Eskiden Osmanlılar İmparatorluğu döneminde vilayetlerin o yıl içinde her türlü vilayetle ilgili bilginin, istatistik bilgiler dahil, işte nüfus vesaire görevlilerin yer aldığı bir o yıla ait asgari gibi bir şeydi. Sizin Akif Sannamesi ile ne yapmaya çalışıyorsunuz ve kaç tane daha yayınlayacaksınız? Fikir babası Rüyan Bey. Estağfurullah. Ya buna Sanname dememizin iki sebebi vardı. Bir, işte 1841 miydi ilk Devlet-i Aliye Sannamesi'nin yayınlanması. Yani o zamanlardan beri Fransızlardan, bilhassa Almanak kültüründen, Avrupa'dan gelen bir şeydir. Bize Sanname, Almanak Sanname olarak Türkçeleştirilmiş. O geleneğimiz Sanname, Nefsal kelimelerini yaşatalım. Unutuldu çünkü. En son Sanname hangisiydi çok hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam yine zihnim beni yanıltabilir. Ermeni okulunun hangisinindi? Şeyde Sannameleri vardı. 1950'lere 60'lara kadar veyahut da Rum balıklı hastanesinin Sannameleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Sanname kelimesi unutuldu. Çok fazla kullanılmıyordu. Biz hem bu Sanname geleneğimizi devam ettirelim dedik. Bir de sık değil, senede bir cilt yayınlamayı düşündük. Dolayısıyla malumunuz Farsça yıl demektir. Sanname yıllık. Biraz evvel sizin de buyurduğunuz gibi. Bu bir yılın olayları, yani bir almanak mantığı içerisinde bir yıllık olayları verelim diye değil. Yılda bir defa yayınlandığı için. Yoksa de, o yılın olayları yok bizim Sanname'de. Ben de ne anlıyorum biliyor musunuz? Siz bunu diyorsunuz. Yani bir yılda Akif ile yapılan işler şunlar. Yok. Hani Sanname mantığı o yıl içinde olanlar. Genelde o akla geliyor. Biz yıllığı bu manada kullandık Sanname'yi. İsmini. Bir yıl, yılda bir yayınlama manasında. Yani nelerden oluşuyor? Mesela hangi bölümler, nasıl var içinde Sanname, Akif ile ilgili neler var? Ben şöyle bir giriş yapayım. Sözü İbrahim Bey'e dedim. Çünkü işin içinde hep İbrahim Bey vardı. Her ne kadar fikir babası dediyse de fikir beraber oluştu. Şöyle oluştu.
elimizdeki Akif ve çevresiyle ilgili belgeler araştırma yapan, çalışma yapan herkese açıktı. İsteyen geliyor, alıyor, kitaplarında yayınlıyor veyahut da makalelerinde. Ama bu dağınıklık arz ediyordu. Sonradan bunları toparlamak, neyin nerede yayınlandığını takip etmek biraz zordu. Arkadaşlarımızın da teklifiyle bunları biz yayınlayalım bundan sonra. Ve derli toplu bir arada olsun istendi. Salname'de biz Akif ve çevresiyle ilgili olarak şimdiye kadar bilinmeyen, yayınlanmamış yeni bilgi ve belgeleri koymaya çalışıyoruz. Ha, arada bazı istisnalar olabiliyor. O senenin önemine binaen bir iki istisna olmakla birlikte esas itibariyle gerek yazılar, makaleler, gerekse içeride hazine evrakta yayınladığımız belgelerin tamamı yeni bilgi ve belgelerden oluşuyor. Daha önce yayınlanmış olanları koymuyoruz. Ancak yayınlanmış olanları şöyle ikincil derecede koyuyoruz. Yoksa elimizdeki veyahut da arşivlerden yeni çıkartılan yeni bilgiler. Peki bu Mısır yıllarının da ilgili yeni bilgiler geliyor mu? Mısır yıllarına ilişkin yeni bilgiler maalesef yok. Hani nerede var? Ekmelettin İhsanoğlu'nun belki... Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun elinde kitap hazırladığını söylemişti. Mehmet Akif'le ilgili olarak belki orada yeni bir şeyler göreceğiz. Yoksa Mısır'dan bize gelen herhangi bir şey yok. İhsan Efendi'nin hatıralarını okudunuz mu? Okudum evet. Burada Akif'le ilgili bölümleri de... Akif'e ilişkin müstakil bir kitap hazırlandığını söylemişti Ekmelettin Bey. İnşallah heyecanla bekliyoruz. Yani babasıyla Akif arasındaki olan münasebet de beni çok etkilemişti. Onu daha evvelden zaten şey yazmıştı hatırlarsanız Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulu Kurucu'nun hatıraları arasında da yer alıyordu. Orada da zevkle okumuştuk. Evet, yani. Mehmet Akif'in Mısır'dan dönüşünde bir şey getirdiğini zannetmiyorum. Hani belki orada bıraktıklarında orada kalanların eline geçip de hani sonradan yayınlayan bir iki obje veya işte mektup gibi hiçbir şey yok. Size orada böyle bir duyarlılık unutulmuş hepten demek hiçbir ki. Hiçbir şey yok maalesef. Peki nasıl hazırlıyorsunuz İbrahim bu sannameleri? Ne var mesela? Şimdi dördüncü sannameyi herhalde düşünüyorsundur. Üçü yayınlandığına göre plan programda o vardır. Nelerden oluşuyor bir sanname? Tabii temel buradaki mantığımız şu. Mehmet Akif'in monografisinin eksik tarafları olduğunu düşünüyoruz. Yani hala mı? Hala olduğunu hala düşünüyoruz. Bunu da zaten yayın ve neşriyatta ispat ettiğimizi düşünüyorum. Bizim tabii Mehmet Akif'le ilgimiz... önce Rüyan Bey'le tanışmamız bunu daha kuvvetlendirmiş oldu, ümitlerimizi de artırmış oldu. Ben mesela Mehmet Akif'in bu serinin ilk kitabı olan Mehmet Akif tartışmalarının birinci kitabı, Safahat birinci kitabının tartışmaları. Özellikle devrim matbuatında gazetelerinde taranmamış birçok bilgi belge var. Mesela 2016 yılında ben Mehmet Akif'in Berlin günlerini anlatan Mehmet Sadi adlı bir gazetecinin Mehmet Akif oradayken yazmış olduğu izlenimleri gösteren yayınları neşretti. Ondan sonra gördüm ki o devrim matbuatında özellikle ciddi bir yekün teşkil ediyor. Yani meşrutiyetten sonrasını Cumhuriyet'e intikal eden Osmanlı evrakını, gazete ve mecmuaları kastediyorum. Süreli yayınları. Bunların büyük bir çoğu taranmamış. Bunları taradığımız zaman gördük ki Mehmet Akif'in monografisine taalluk eden birçok şey aslında oralarda duruyor. Bunlar hacim itibariyle az bir şey ifade edebilir. Fakat neticesinde Mehmet Akif'in karanlıkta kalan, mesela ikinci çalışmamızda Mehmet Akif'in mektep ve memuriyet yılları ilk şiirlerine odaklanmak oldu. Bununla ilgili perakende çalışmalar yapılmış. Fakat orada da atlanılan ya da görülmeyen, hasbelkader ilgilenilmeyen noktalar olduğunu gördük. Buralara odaklandık. Yani birinci ana temel kaynağımız devrim matbuatı ve taranmamış kaynakları. Ki bunlar tarandığında birçok şeyin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. İkincisi ise Rüyan Bey'in de mahfuz olan koleksiyon. Bu ikisini karşılaştırdığımız zaman burada bir keşfedilmeyi bekleyen bilgi birikim anlamında Mehmet Akif'in monografisine katkı sunacak noktalar olduğunu görmüş olduk. Bizi heyecanlandıran temel dinamik bu oldu açıkçası. Akif hakkında hala bilmediğimiz şeyler var mı? Yani hakkında... Yayınlanmamış diyebiliriz. Yayınlanmamış şeyler var. Evet. Hakkında bilmediklerimiz de var. Mesela Mısır, biraz evvel buyurdunuz. 10 yıllık, 11 yıllık bir Mısır hayatı var. Ne biliyoruz? Mütareke dönemi. Mütareke dönemi.
Ankara'da Balık İstiklal Marşı'nı yazdığı şeyini biliyoruz. Onun haricindeki çalışmaları, bir iki de talebeye şeyler divan okuttuğunu biliyoruz. Ondan başka herhangi bir şey bilmiyoruz. Ha, yazılmayanlar var. Mesela Mehmet Akif'in mektupları. Daha hala yayınlanmamış elimizde mektupları var Mehmet Akif'in. Sizde mi var? Bende 3 tane var. Henüz yayınlamadı. Yani, Sannamelerde mi yayınlayacak? Sannamede. Yani diğer 4. Sannamede yer alacak veya 5. Sannamede. Akif'in çevresinin mektupları var. Mesela 1. Sannamede Abbas Halim Paşa'nın 10 tane mektubunu yayınlamıştık. Ki bilgi açısından çok çok önem arz eden şeyler vardı içerisinde. Diğer mektuplar Akif'in çevresinin. Mesela Salname'de mi olur, ayrı bir kitap mı olur bilmiyorum. Mithat Cemal'in 24 tane edebi mektubu var. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır'a yazmış olduğu elimizde. Henüz yayınlanmadı. İçinde 5-6 mektupta Mehmet Akif'ten bahsediyor. Bunun gibi Mehmet Akif'ten bahseden bazı mektupları ben Tataristan'da bildiri olarak sunmuştum ama ondan sonra elimize yeni gelen mektuplar var. Akif hakkında. Mesela o mektuplardan birinde Mısır'dan Eşref Edip'e gelen mektuplardan Akif'in ölümü üzerine Kahire Üniversitesi'nde Akif'in anılacağına dair bir ibare bulunuyor. Anıldı mı anılmadı mı bilmiyoruz. Yani, ama anılması en azından düşünülmüş. Mektupta yer düşünülüyor. Üniversitede bir anma programı düzenlenecek diye Eşref Edip'e haber veriyor. Bunlar tabii bizim için çok çok önemli. Akif'e kapalı kalan şeyleri böyle böyle parça parça puzzle gibi tamamlamaya çalışıyoruz. İbrahim'e soralım. İbrahim, bu yayınların Akif'in şiirinin anlaşılmasına katkısı oluyor mu? Yani Akif'i daha kuşatan çevrenin farkında olmak Akif'in şiirine nüfuz etmemizi kolaylaştırır, zihin dünyasına en azından. Yani tabii Akif'ten önce, burada Akif'i konuşuyoruz ama Akif'ten önce ciddi bir medeniyet birikimi var. Çünkü tefekkür terakküm ettiği zaman medeniyeti sonuç verir. Dolayısıyla Osmanlı aydınlarının öncesinden ta kuruluşundan bu zamana kadar çok ciddi Akif'in söylediklerini söyleyen başka insanlar da var. Yani Tunuslu Hayrettin'den tutun, evet, Said Halim Paşa'ya kadar, Şehbendi Arzade, Filbeli Ahmet Hilmi'ye varıncaya kadar çok insan sayabiliriz. Hatta Erol Güngür'e varıncaya kadar, Semih Ayvedi'ye kadar bu kuşağı getirebiliriz. Fakat meşrepçe milletimiz biraz şair olduğu için Akif'in söyledikleri biraz daha zihinlerde kalıcı oluyor ve daha güzel geliyor. Birinci nokta bu. İkincisi, Akif'in monografisinin eksik kısımlarını tamamladığımız zaman aslında Akif'e bütüncül bakışı da elde etmiş olacağız. Bizim Salname vasıtasıyla aslında yapmak istediğimiz bir şey de şu: Akif'le ilgili klişe tekrarların Akif'in anlaşılmasına büyük bir engel teşkil ettiğini düşünüyoruz. Yani bu zamana kadar Akif'e belli açılardan belli amaçlar için bakılmış. Ya da ideolojik kavgada Akif'in şiirleri hep argüman olarak kullanılmış. Özellikle vitrin meselelerde Akif'in bu kadar sulandırılması şiirlerinin ve şahsiyetinin ona derinlikli bakışın önündeki bir engel olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız aslında burada bundan önce yapılmış kıymetli çalışmaların kıymetini tenkis etmemek kaydıyla, o tamamlaların mütemmimi mahiyetinde ama yeni bilgi belge olmak kaydıyla. Yani tekrarlar mahiyetindeki Akif'le ilgili, Akif'in edebi şahsiyetinin herhalde yazılmış yüzlerce metin olduğunu düşünüyorum. Fakat bunlar genelde birbirinin tekrarı mahiyetinde oluyor. Ya da şiir tahlilleri. Dolayısıyla birinci iş Akif'in monografisini tamamlamak. Bu amaçla Akif ansiklopedisi yolunda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Bizim asıl amacımız da aslında bu monografiyle bir Akif ansiklopedisi. Akif'in hayatının boş kalan kısımlarını da dolduracak, Akif'i kuşatan çevreyi de tamamen içine alacak bir ansiklopedinin nüveleri bunlar. O yolda ufak ufak kilometre taşları diyebiliriz. Peki bu ansiklopedi herhalde hazırlığı devam ediyor. Devam ediyor. Akif Salname'si de bunun bir yan çalışması diyebiliriz. O ne zaman ilk hepsini topluca mı yayınlayacaksınız yoksa cilt cilt mi? Yani önce aslında bir tespit çalışmamız devam etti. Madde yani başlığını. Akif'in çevresinde kimler var? Bunun 42 tanesi kitaplaştırıldı Akif'in dost çevresi mahiyetinde. Fakat Akif'in iltisakı, teması olan, aile hayatında olsun, dost çevresinde olan birçok insan var. Yaklaşık 250-300 civarında bir şahıs ortaya çıkardık biz. Bunlar içerisinde Rüyan Bey'in arşivinde olan mektupları, kart viziti olan, özel evrak olan şahıslar da, hiç ismini duymadığımız şahıslar da ortaya çıktı. Evet, evet. Rüyan Bey bir kısmını zaten Akif Salname'sinde Hazine Evrak bölümünde yayınlıyor. Bunlar
bir tespit çalışması ama yavaş yavaş da bunlarla ilgili neler olduğunu ortaya koymak suretiyle ilerliyoruz. Ama çok uzak bir zamanda değil. Niyetimiz en geç 2024 yılında Asım kitabının 100. yılına yetiştirmek. Yani isimler söylediniz. Aşık Bedi olduğuna göre sadece isimler değil herhalde. Tabii başka ki. Şeyler de. Şiirinin şiir başlıkları, ithafları, safahatın içerisindeki kavramlar, eserler, yer adlarına varıncaya kadar hepsini kuşatan. Sonra Mehmet Akif'in yaşadığı şehirler. Kesinlikle. Hepsi. Semtler, zaten bunlarla ilgili çalışmaları yaptık biz bir kısmını. Toplam kaç başlık oldu madde başı tespit ettiniz? Yani iki cilt halinde düşünüyoruz. Safahat ve safahatın içerisindeki o bahsettiğiniz şahıslar, eserler, kavramlar gibi bir başlık. Diğeri de Akif'i kuşatan çevre şeklinde iki cilt halinde tasavvurunuz olan çalışmalar o yönde devam ediyor. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Daktilonun başına geçince düşünceleri de genişliyor, yazacak şeyler ama de genişliyor. Ama ben, şimdi siz böyle deyince başka bir şey, ben daha doğrusu başka bir şey düşünmüştüm Aşk ve deyince. Şimdi anlatınca başka bir şey oldu. Mesela safahat içinde sanki bir safahat sözlüğü de hazırlanabilir gibi. Yapıldı onunla ilgili. O konuda çalışmalar yapıldı. Evet. Ciddi, güzel çalışmalar. Talip Mert Hoca'nın evet. Hani ne diyelim, bir başlangıç mahiyetinde güzel bir çalışması oldu ama mesela da, tamamlanabilir. Mesela o sözlükteki, hani sadece sözlükteki madde başları Türkçe karşılığını vermiyor. Onun şiirlerin safahattaki karşılığını anlamını verdiği için mesela onlar o maddeleri de sizin ansiklopedide yani, yol göstericidir tabii ki. Yani bir ansiklopedi maddesi için kullanabilecek düzeyde olduğunu aklıma geldi, düşündüm mesela ben. Yani öyle bir şey ki ansiklopedi diyorsun ya, Mehmet Akif Ersoy hakkında her şey. Şiirleri, tabii. Eserleri. Mesela sizin şimdi Turgay Yanar'ın hazırlamış olduğu Huzurun Atlası da benzer. Safahat'ın Atlası. İşte bu ansiklopedi içinde olacak diye düşünmüştüm. Siz tabii iki cilt olunca yani şeyler bir şahıslara ayırmış oldunuz. O başka bir şey olmuş oldu. Burada tabii temel dayanağımız yani isim olarak kulağa hoş geliyor Akif Ansiklopedisi ama bunun içini doldurmak ve hakkını vermek noktasındayız biz. Vallahi bu kadar ben o konuda hiç endişem yok. Aslında o birçok süreli yayın henüz yani tamam taranmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben şimdi Duyan Bey'i yeni tanıyorum. Yani daha önceden yani ismen biliyor idim ama tanışmamıştık. Bu program münasebetiyle işte Ruberu karşılaştık. Bir araya geldik. Ve yeni tanıdım. Bildiğim kadarıyla. Şimdi sizi tanıyorum. Siz Turgay Yanar'ı tanıyorum. İşte Şaban Özdemir'i biliyorum. Şimdi bu kadro akademik olarak kuvvetli bir kadro. Siz de hakikaten bu işe gönül vermiş yani bir akademisyen değilsiniz ama bir akademisyen kadar ilgili ve meraklısınız var. Yani bu şeyi görünce neticeden asla ve hatta en ufak bir şüphe, endişe yok bende. Kesin yani yapacak güçte. Çünkü bu işlerde Rüyan Bey paradan daha önemlisi kadro işi. Bu iş yapacak insan işi. Ve sizde de bu en değerli hazineniz bence bu arkadaşlarımızın olması. Kesinlikle katılıyorum. Para hiçbir şeyi halletmiyor. Yani para istediği kadar olsun. Bu aşk olmadık müddetçe mümkün değil. Yani o bakımdan bizim vakıf gerçekten şanslı, kadrosu güçlü. Ve bu kadro tamamen gönüllü olarak, o aşk ile, o şevk ile yıllardır Mehmet çalışıyorlar. Mehmet Akif sevgisi etrafında buluşan insanlardan. Evet, yani o bizim bir şansımız. Evet. Kesinlikle. O, yani onu, ama bu bir yani anladığım bir tekrar söyleyeyim. Siz bu ansiklopedi yayınlamadan önce birkaç defa daha fikir değiştirirsiniz gibi yapmaya çıktıkça, malzeme ortaya çıktıkça malzeme sizi başka bir istikamete götürür. Ama ne çıkarsa çıksın çok faydalı ve çok güzel olacak inşallah. Hocam bizimki biraz da batılılar gibi çok planlı, programlı olmuyor. Kervan yolda düzülüyor. Yani bazen yola bir çıkalım hele bismillah deyip mesela o Akif'in dostlarıyla ilgili proje 42 kitap. Sadece ilk konuştuğumuz, bize teklif geldiği günle kitabı elimize aldığımız gün arasında 90 gün vardı. 90 gün içerisinde hazırlandı o 42 kitap. Efendim siz onu 90 gün diyorsunuz ama ben onu 90 gün olarak görmüyorum. 90 günün arkasında Rüyan Bey'in bir 20 yılı var. İbrahim'in kaç yıllık bir şeyi var. Turgay'ın öyle yani muhakkak, onların hepsini... Muhakkak. Beraber siz yapabilirdiniz. Sizin o ekip 90 gün yapabilirdi. Neyi nerede olduğunu bilen bir grup olunca tabii oluyor. Biraz da Akif'in son yıllarını, Mısır apartmanı günlerini konuşalım. Onlar da genellikle geçenler sene yine
gündem de oldu. Bayağı bir konuşmalar vesaire. Hatıra evi açılması münasebetiyle. Hatıra evi münasebeti açılması ile ilgili. Hatıra evinin açılmasında sizin herhangi bir dahliniz veya katkınız oldu mu? O açılmadan önce hemen her gün görüşüyorduk. Oradaki malzemeler, resimlerin diyelim, sergilenen şeylerin çoğunu ben vermiştim. Projeyi uygulayıcılarla da haftada birkaç defa görüşmüştük. Aslında o tabii küçük bir daire, çok büyük bir şey değil. Müze deniyor ama orası müze değil. Müze olmaya da zaten kurucular da hiçbir zaman müze ismini telaffuz etmediler. Hatıra evi olarak nitelendirildi. Evet, hatıra evi daha doğrusu makul da ve o, doğru doğrusu geliyor. Da o. Çünkü orası müze olmaya müsait bir yer değil. Çok küçük yani, bir daire. Yani müdakip müzesi olacaksa Rüyan Bey'in işte evrakı ile olabilir ancak belki. Yani o konuda diyelim? Çok... şey yoktur. Zamanı gelince olur. İnşallah şu gelecek anda, neyi getirir bilemiyoruz evet, tabii ki. Gelecek günlerine gideceğini bilmeyiz. Evet. Yani neler olabilir, neler olmaz artık. Olacağı varsa olur. Allah sizi vesile kılar diyelim. Nasıl İnşallah. Yani bu İstiklal yani, şeyin Mehmet Akif'in Mısır apartmanı niye yani, orası hatıra evi oldu? Zaten hatıra evi olmaya müsait bir yer orası. Akif'in son 6 ayının bir kısmının kaç gün olarak toplam kaç gün kaldı orada bilemiyorum ama son demlerini yaşadığı bir yer. Son demlerini yaşadığı bu yer Akif'in tamamını, bütün hayatını ihata eden bir yer, bir mekan değil. Dolayısıyla orası aslında Akif'in son günlerini yansıtan işte Abbas Halim Paşa ile kızı Prenses Emine Abbas Hanım, Sait Halim Paşa'nın oğlu Halim Bey, Prens Halim Bey, Fuat Şemsi, yine Rus bakıcısı vesaire bunların hepsiyle, Asım Şakir Bey'le bunların hepsiyle birlikte anılacağı bir anı evi, bir hatıra evi, Akif'in son demlerini yaşadığı bir ev olarak orasının düzenlenmesi çok daha iyi olurdu. Benim arzum da o yöndeydi. Yani Akif'in son günlerinin canlandırıldığı bir mekan olsaydı balmumu heykelleriyle yatağında. Yatağında, odanın birisi o şekilde olabilir. Belki o salonda büyük olan yerde Abbas Halim Paşa ile, çünkü oranın sahibi Abbas Halim Paşa'dır, Hamis Abbas Halim Paşa'dır. Akif'in en müreffeh dönemi olan son 6 ay içerisinde ona sahip çıkan Abbas Halim Paşa'nın kızıdır. Veyahut da yine Abbas Halim Paşa'nın yeğeni Halim, Prens Halim Bey'dir. Orada Abbas Halim Paşa'nın da ruhunun canlandırılması, yaşatılması gerekirdi. Belki odanın birinde Abbas Halim Paşa ile Akif sohbet ederken etrafındaki diğer ahbabıyla birlikte bir odası son günleri başında Hafız Asım Şakir Kur'an okurken Rus bakıcısıyla hepsi şimdi rahmete rahmana kavuştu. Bunların hepsiyle bir şey canlandırılabilir. Ben öyle bir şey arzu ettim arada ama çok kısa sürede hazırlandı. Belki bundan sonra hazırlanır. Ne güzel İnşallah. Fikirler var, yapacak şeyler İnşallah. Belli. Zamanı gelince onlardır. Orası müze değil, böyle bir yer olması gereken hatıra evidir. Rüyam, senin var mı bu Mısır apartmanı ile ilgili Mehmet Akif'in hatıralarına dair? Tabii Mehmet Akif 8. resmimizi arkadaşlar gösterebilirlerse, Mısır'dan İstanbul'a geldiği zaman zaten ciddi bir hastalıkla dönmüş oluyor. Hatta Mithat Cemal hatıralarında Mehmet Akif'in İstanbul'a değil hastaneye geldiğini söylüyor. Bizim tespitlerimize göre 16 Haziran Perşembe günü İstanbul'a ayak basıyor. 17 Haziran olduğunu söyleyenler de var ya da Çarşamba günü geldiğini söyleyenler de var ama Mehmet Akif Kandemir'e verdiği röportajda Perşembe günü geldiğini söylüyor. Dolayısıyla geldiğinin hemen ertesi günü zaten hastaneye yattığı için teşvike sağlık yurduna. Dolayısıyla durumun aciliyeti münasebetiyle Akif'in İstanbul'a geldiğini değil, aslında hastaneye geldiğini söyleyebiliriz. Zaten Mısır'da kaldığı zaman en büyük korkusu Mısır'da ölmek imiş. Yani vatanına, milletine bu kadar aşık, bu toprakları bu kadar çok seven ve bıçkın bir İstanbul çocuğu olarak bu toprakların dağında, taşında, her sokağında, her semtinde ayak izi olan bir insanın öyle bir yerde ölmesi herhalde hayatının en büyük talihsizliği olabilirdi. Yana yakıla şiirlerinde çözdü artık hükümün kör düğüm olmuş bağını diye aslında yalvarması da hakka bundan. Bu topraklarda ölmek için gelmişti zaten. Dolayısıyla bir ayını zaten hastanede geçiriyor. Hastaneden sonraki safhada peyderpey iyileşmesi mümkün olduğu için Halim Bey'in yani Sait Halim Paşa'nın oğlu Halim Bey'in
Baltacı, Alemdağ'daki Baltacı çiftliğine gidiyor. Orada 15 gün kalıp tekrar işte siroz hastalığı olduğunu çiftlik? Biliyoruz. Hayır, Akif'in öldüğü gün yandı. O da başka bir değişik değil mi? Ne talihsiz adam ya şu Akif hakikaten. Ama, bazen düşündüğü zaman. Ama hemen araya gireyim. Tabii ki. O Baltacı çiftliğinin tapuları şu anda elimizde. Belki 4. Selname'de onu da yayınlayabiliriz. Biz hazinenin başında duruyoruz derken aslında tevazu göstermiyoruz. Gerçekten Rüyan Bey'in evrakının ne diyelim görünenden çok daha fazlası olduğunu Akif'in hayatını aydınlatma noktasında kendisi de tescillemiş oldu bir haliyle. Mısır'da tabii Mısır apartmanının Akif'in hayatındaki rolünü böyle değerlendirebiliriz. Hastalığın ve tedavinin uzun süreceği anlaşılınca Prens Emine Halim'in vekili umuru olan Fuat Şemsi Bey Mısır apartmanında bir daireyi tahsis ediyor. O dairenin tahsisinin hangi daire olduğuna dair de Rüyan Bey'in aslında ciddi emekleri var tespiti noktasında. Şu andaki mevcut daire de sanırım o şekilde Rüyan Bey'in bilgileri doğrultusunda ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla Alemdağ çiftliğine gidip arabayla tekrar tedavi için geldiğinde kaldığı hatıra mahiyetindeki bir yer diye düşünebiliriz. Ya bunun tespit, o dairenin siz mi nasıl tespit ettiniz? Hangi daire olduğunu nasıl aslında, anladınız? Kitaplarda, hatıralarda, Mısır apartmanında vefat ettiğini, son demlerini geçirdiğini yazıyor. Fakat hangi daire olduğu hiçbir kitapta, Mithat Cemal ve Eşref Edip de dahil olmak üzere hiçbirinde. Kaç katlı Mısır apartmanı? 4 katlı mıydı? 5 katlı. 6. Sonradan ilave edilebilir. 2 kat ilave evet. edilmiş. Ya, ama aslında bir dahaki zamanında kaç katlı? O zamanda 5-6 yine. Şöyle, yani kat sayısı da birazdan arz edeceğim gibi değişiyor. Hani binanınki değişmiyor. Sayı sayma tekniği açısından hı-hı. değişiyor. Akif'e ilişkin bu istihbarat belgeleri ortaya çıktığında 2012 yılında Yaşar Taşkın Koç onları bana göndermişti. Bunları bir kitap hazırlığı içerisinde olduğunu da söyledi. Ama arkasından ya o günlerdeydi, TRT'de Haber Dairesi Başkanı olduğu için o iş yoğunluğu içerisinde hazırlayamadı. Sonra Muharrem Coşkun hazırlamıştı. Hatırlarsanız bir iki sene sonra. Evet, 2013'ün sonu muydu tam hatırlamıyorum. O belgeler arasında Yaşar Taşkın Koç bana gönderdiğinde bazı belgeleri okurken Akif'in kaldığı daireye ilişkin polis istihbarat raporlarında bilgilere rastladım. Hmm. İşte Emine Abbas'ın, Prenses Emine Abbas'ın Mısır apartmanındaki Fuat Şemsi'nin yönetimindeki 5. kat 22 numaralı dairede kaldığını söylüyor. Şimdi 5. kat, orada 5. kat giriş katından itibaren normalde zemin katı, zemini bir sayarak artı, evet. 22 numaralı daire diyor. Orada 22 numaralı bir daire yok. 22 tapu sicilindeki 22 numaralı kapı numarası değil, tapudaki 22 numaralı daire. Çünkü bodrum katından itibaren 34 bağımsız bölüm ayrılmış. Giriş katından itibaren 20 daireye kapı numarası verilmiş. Diğerlere de kapı numarası yok. Bağımsız bölüm. Bağımsız bölüm. 22 numaralı bağımsız bölüm manasında tapudaki kaydıyla. Hmm. 22 numaralı bağımsız bölümde o günkü şeyinde 13. daire. 13 kapı numaralı. Fakat sıfırdan kayıtlarda başlıyor. Fakat kayıtlarda mükerrer 14 diye geçiyor. 13'ün uğursuzluk rakamı olması dolayısıyla herhalde verilmek istenmemiş. Mükerrer 14 yani 13 numaralı daire saydığımızda oraya tekabül ediyor. Diğer bazı şeylerle de karşılaştırdık. O zaman onun olduğunu bir tebliğ 2013 yılında bir sempozyumda sunmuştum tebliğe de. Kültür gazeteye yansımıştı. Kültür Bakanlığı'da. Maşallah siz de yani sempozyumlarda bu çok güzel bilgileri herkesin harcı değil. Yani bu işte hakikaten karşımıza çıkıyor işte. Araştırmacı değilim diyor aslında ama. Yok aslında yani bunlar şeyde karşıma çıktığı için yazdım yoksa maşallah. Araştırmadan dolayı değil. Kültür Bakanlığı da işte istedi benden sonra onlar da kabul etti. Öylece tespit edilmişti. Peki Akif vefat ettikten sonra bir yani zor zamanda bir dönem, sıkıntılı bir dönem. Yani milletin Akif'e olan sevgisini çok rahatça
ısrar edebileceği bir ortam yok. Böyle onun teşvik edildiği bir ortam da yok. Ama buna rağmen ilgi alakadan da bahsedilebilir. Hiç yok da denmez. Biraz onları konuşalım. Yani niye bu resmi olarak mesafeli bir duruş var iken böyle bir yakın ilgi ve alaka gördü? Sizce sebepleri ne olabilir? Yani orada resmi olarak bir soğukluk var. Evet. Yani Akif'in hayalindeki sistemle Cumhuriyet İdaresi'nin ilk dönemindeki icra ettiği şey örtüşmedi. Ha, örtüşen noktalar da var, farklılıklar da var. Ve bunun şeyiyle Akif de zaten Türkiye'yi terk etmişti. Bir de son devlet, devlete de zarar vermemek için ne konuştu, ne aleyhte bir beyanatta bulundu. Ama bazı hususlar, bazı uygulamalar içine sinmemişti. Akif'in bu tavrı dönemin idarecileri tarafından da tabii ki soğuk karşılandı. 11 yıl boyunca ama çok da ilgisiz değildi. Aynı dönemde bir bakıyoruz, Kur'an mealinin yapılması için Akif'le sözleşme yapılıyor ve özellikle Akif isteniyor ve takip ediliyor ve bunun peşine de düşülüyor. Türkiye'ye geldikten sonra da Akif'in ziyaretine mesela Gazi Paşa bizzat Hakkı Tarık Us'u gönderiyor. Sorduruyor değil mi? Yani selamlarını iletiyor. Kur'an mealini istiyor. Hatta damadı Ömer Rıza Doğrul, Eşref Edip, hatta çok sevdiği kızı evlatlığı diyelim Süheyla Hanım'la birlikte Hakkı Tarık Us gidiyor, ziyaret ediyor ve selamlarını ilettiği gibi hal hatırını sorup bu şeyin de peşine düşüyor. Ama ve lakin resmi bir alaka çok göremiyoruz. Ölümünde de aynısını görüyoruz. Hiçbir surette bir kendisinden birkaç ay sonra vefat eden Abdülhak Hamid'e gösterilen ilginin onda biri değil, yüzde birini dahi idarede göremiyoruz. Bir çelenk dahi, ne bileyim işte bir katılımcı bir şey yok. Hatta tam tersine katılanların bazıları azarlanıyor, soruşturmaya dahi tabi tutuluyor. Onları da yaşanmıştır maalesef. Ama halkın teveccühü fazlasıyla, talebelerin teveccühü, tıbbiyelilerin, askeriyenin, orada İstanbul Üniversitesi'nde okuyanların teveccühü de fotoğraflarda da görüyoruz zaten. Gerçekten. Fevkalade var. Evet, burada da mesela. Tabii oradaki o zaman bütün asker omuzlarından asker olduğunu anlıyoruz ama her şeyde öğrenci ağırlıklı. Öğrenci ağırlıklı. Orada subay da mesela. Subay da var. Subay olduğunu da görüyoruz. Hem şapkasından hem omuzundaki apoletlerden. Tabutundan sarılı olan şey de biraz sanki o Kabe örtüsü. Kabe örtüsü. Evet, Emin tamam. Efendi kantasından getirilen bayrakla birlikte. Evet, Kabe örtüsü. Ama tabuttan anlaşılıyor yani özentisiz ve alelade bir camiden alınmış, getirilmiş bir tabuttur. Bir köyde kılınan. Örtü de sonradan zaten şey yapılıyor, örtülüyor yani. O kişi. Ama kalabalık başka bir tabii şeylerin. Organize olmayan bir kalabalık. Efendim? Kendiliğinden evet. Gelişen. Kendiliğinden habersiz gelişen. Habersiz olduğundan birden onu birden şeyden. Yani, öğrencilerin birbirlerine haber vermesiyle bu kalabalık oluşmuştur. O zamanlar cep telefonu da yok. Yani böyle bir şey yapıp aynı anda yüz binlerce kişi öğrenmiyor. Böyle nasıl bir fakülte yakın olduğu yakın için. Yakın olduğu için nasıl da bir şey olduğu için. Hak ettiği yine kendisine yakışacak şekilde. Yani bizi utandırmayacak, hatırladıkça mahcup etmeyecek bir cenaze namazı olmuş. Kesinlikle yani cenaze töreni. Şimdi 3-5 olsaydı bunun mahcubiyetini yaşardık. Mütevazi bir cenaze değil. Evet. Ha, devlet erkanının katılımı yok ama millet erkanının katılımı var. Evet. Ve omuzlarda mezarlığa kadar giden ve mezarlığın da biliyorsunuz yine talebeler yaptırmak üzere broşür hazırlatıyorlar. Her sene başında mezarın kampanya başında. Evet, kampanya başlatıyorlar. İhtifal yapılması için aralarında sözleşiyorlar ve ilk yıldan itibaren mezarı başında her yıl anma törenleri yapıyorlar. Hülyan Bey, siz Mehmet Akif'i hakikaten çok yakinen artık aileden biriymişcesine tanıyor gibisiniz anlatmalarınızdan. Hakkında her şeyi, merakınızı... Bir röportajında yani, babam gibi seviyorum demişti. Gerçekten. Evet. Fatih Hoca'nın sözünü söylediniz ya, okudukça onu hissediyorsunuz. Siz mesela bize Mehmet Akif Ersoy'u anlatın diye sorsak, insan olarak yani bu hani sanatçılığından bağımsız,
siyasi, politik görüşlerinden bağımsız olarak, bir insan olarak, bir karakter olarak, şahsiyet olarak Mehmet Akif'i sizi etkileyen yönlerini ve niçin onu bu kadar çok seviyorsunuz? Emin olun, beni Akif'in beni en fazla etkileyen yönü onun o tavizsiz ahlaki duruşu var ya, hiç eğilmeyen, bükülmeyen, hiç kimseye minnet etmeyen, hiçbir yöneticiye şey yazmayan, övgüler yazmayan, müdahalesi yok. Hatta zarar, devlete zarar vermeyecek şekilde muhalif duruşunu hep sergileyen yönü. Hani diyor ya, ben bu kuru fasulyeye razı olduğum sürece nazırına söyle, o dikkat etsin diye. Yani Akif, hatta beni en fazla etkileyen de ilk Mithat Cemal'in kitabını okuduğumda oradaydı yanlış hatırlamıyorsam, hep zihnimde yanıltabilir ama veyahut da Eşref Edip'te de olabilir. Bir üst dereceli memur rüşvetten tutuklandığında arkadaşı, yanındaki arkadaşı, dur diyor, bu zamanında bana da çok zulmetmişti. Şuna bir şeyler de ben söyleyeyim deyince Akif kolumdan tutuyor. Sen diyor, muktedir olduğu dönemde ona söylemen gerekirdi. Düşmüşe vurulmaz, bir şey söylenmez. Tabii. Yani bu beni şoke etmişti, bu ahlaki duruşu. Belki de kendisinin de nefret ettiği bir insan. Ve bir ikincisi, kendisinin müdürü haksız olarak görevden alınınca hemen istifanamesini yazıp bakana hitaben bu konuda bakanı haksız, müdürünü haklı gördüğünü bildirerek istifa etmesi. Halbuki onun yerine kendisi genel müdür olacak. Hiç gözünde yok öyle bir şey. İlkesi ve ahlakı. Yani buyurunuz, yani bu adam sevilmez mi? Ahlak yani Akif tam bir ahlak abidesi, gerçekten ahlak abidesi ve bunu gösteriş için yapmıyor. Hayatın tabii bir seyri olarak bunu sergiliyor. Hani tevazuluğun da Akif'in hep ezik büzük bir insan olarak dediler. Akif'te tabii bir tevazu var. Ne eziktir, ne şudur, ne budur. Tam tersine son derece ehli sohbettir, nüktedandır, şen, şakrat. Yani onun sohbet arkadaş canlısı. Arkadaş canlısı. Yani tavla oynayan resmi. Tavla da oynuyor. Sohbetlerde gülüyor. Kahkahalar atıyor. Ha ne zaman somurtur? Sevmediği birisi olursa somurttuğunu biliyoruz. Kalkıyor, meclisi terk ediyor. Yoksa onun haricinde bazı böyle şey yönleri de vardır. Demir gibi olduğu yönler de vardır. Esnemeyen yönleri de vardır. Ama tevazusu gibi ahlakı da şeydir, tabidir. Göstermelik değil. Yani birinci sınıf insanlar derler ya, insanı kamil. Sadece insanların içerisinde değil, dağın başında tek başına kalsa yine aynı tavrı gösterir, aynı tutumu şeydir. Aynısını Akif'te görüyoruz. Yani mebusken de aynı Akif, gazeteciyken, muharrirken de aynı, muallimken de aynı, ne bileyim hastayken de aynı Akif. Hiç değişmiyor. Hiçbir zaman güçlüye el pençe divan durmuyor. Haktan ayrılmıyor. Hatta tam tersine, yine şeyden hatırlarsınız arkadaşlarının ifadelerinden, güçlü kişiler Akif'i bekletemez ama bir semerci Hasan Efendi Akif'i bekletse onu kebapçı oturur bekler. Yani. Kebapçı Kamil bekletebilir ama velakin bir paşa çocuğu Akif'i kapıda bekletemez. Böyle bir yapısı var. Akif. Yani ne örnek bir ahlak değil mi? İman da tabii. Ona. Bir parantez açmak isterim ben açıkçası. Şimdi bunları söyleyince Akif övgü ve yerginin arasında kalmış bir talihsiz de sayılabilir. Onu da söylemekte fayda var. Yani burada Akif'i hatalarından soyutlamış, efendim yüceltme konusunda tavizsiz, hiçbir kusur olmayan insan gibi görmüyoruz kesinlikle. Hasbel kadar hatalar olduğunu tabii ki kabul ediyoruz. Efendim, hatasız kullanmaz diye. Hatta bu münasebetle Akif'i o dönemin bir takım şahsiyetleriyle kavga ettiren Sultan Abdülhamit de başta olmak üzere işte neden muhalif durdu gibi bir takım meselelere çekerek onun üzerinden Akif'i mahkum etmek isteyen ya da şiirindeki bir takım ifadeler üzerinden Akif'i mahkum etmek isteyen insanlar olabiliyor. Biz Akif'ten şunu görmüş olduk. Sevginin inhisarcı olanı tehlikelidir. Yani insanın kalbi istediğiniz kadar kişinin sevgisini taşımaya muktedir. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemi aydınları olsun, Osmanlı aydınları olsun, hepsi bu vatana hasbelkader
karınca kaderince, kendince hatasıyla sevabıyla hizmet etmeye çalışmış insanlardır. Yani Akif'i sevmemiz, Nazım Hikmet'i ya da Tevfik Kület'i sevmemizi icap ettirmiyor. Onları birbirle kavga ettirmeyelim. Ve muhtemelen onlar da birbirlerini çok severlerdi. Hatta Rüyam Bey'in çok sevdiği bir anekdot var. Nazım Hikmet Sultanahmet hapishanesinde kaldığı zaman Necip Fazıl ziyarete gidiyor. Yani söylediği cümleler o kadar güzel ki. Yani normal hayatta diyor, benim elimde imkan olsa diyor, Necip Fazıl Nazım Hikmet'e Bağbali kitabında geçer. Ben bu devrin şeyleriyle, kanunlarıyla seni idam ederdim. Ama diyor, haksız yere burada senin olduğunu görmek bana vicdan azabı verdiği için buraya geldim. Nazım Hikmet de aynı cevabı veriyor. Ben de diyor, devrim yöneticisi olsam seni idam ederdim ama diyor, bu sanat duruşundaki ilken tavrından dolayı seni takdir ediyorum diyor. Ne güzel insanlardı. Bu güzel insanları hatırladık. Seni rahmetle anmak ve seveceğiniz taraflar olduğunu bilmek lazım. Teşekkür ederim programımıza katıldınız. Estağfurullah efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine İstiklal Marşımızın şairinin bir güftesini izleyicilerimize veda edelim. Efendim Endonezya sohbetlerinde bu hafta Mehmet Akif Ersoy Vakfı'nı ve faaliyetlerini konuştuk. Haftaya yeni bir konu ve konukla birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın derken sizleri Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş bir şiirle baş başa bırakıyorum. Yılmam ölümden, yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayakı basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Türk eriyiz silsilemiz kahraman, Müslümanız hakka tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu Ekber. Millet için etti mi ordum sefer? Kükremiş arslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu Ekber. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle minaremde öten gür sesin. Gel, bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu Ekber.